Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yeni bir konuya değineceğiz. İnşallah bu videoyu izledikten sonra bu videonun size faydası olur arkadaşlar. Derslerinize faydası olur. Arkadaşlar, bu videomuzda başarı için yapmamız gereken 3 şeyden bahsedeceğiz. Çok şey değil. Sadece 3 şeyden bahsedeceğiz. İnşallah bunları uyguladığımız zaman göreceksiniz ki arkadaşlar, derslerdeki başarımız mutlaka ama mutlaka artacak arkadaşlar. Yani bunları yaptığımız zaman mutlaka faydası olacaktır arkadaşlar. Ama bunları inanarak yapmalıyız arkadaşlar. Yani başı boş bir şekilde değil, inanarak yapmalıyız. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Öncelikle okul ödevleri. Sabah çıktınız, okula gittiniz. Okulda derslerinizi işlediniz ve eve geldiniz. Eve geldiğiniz zaman her hoca mutlaka size ödevler veriyordur arkadaşlar. İlk yapmanız gereken şey arkadaşlar, bu ödevlerinizi yapmak. Örneğin matematikten hoca size ödev vermiştir. Oran orantıyla ilgili sizler de 10 tane örnek evinizde ödev olarak yapın. Sizler ne yapacaksınız? Bu 10 tane örneği kendiniz evde yapacaksınız. Örnek verdim tabii ki. Ödev başka bir şey de olabilir. İlk başta ödevlerinizi yapacaksınız arkadaşlar mutlaka. Ödevleri yaptıktan sonra ödevleriniz bitti. Ödevlerle işiniz kalmadı. Matematik ödevini yaptınız, Türkçe ödevini yaptınız, din kültürü ödevini yaptınız, bitti. Sıradaki yapmanız gereken şey arkadaşlar konu tekrarı. Defterlerinizi, kitaplarınızı alacaksınız elinize arkadaşlar. Acaba bugünkü derste ben derste ne işledim? Bunlara bir göz atacaksınız arkadaşlar. Örneğin açtınız Türkçe defterini açtınız. Bugünkü dersinizde arkadaşlar zarf fiili işlemişsiniz. Ne yapacaksınız? Bu zarf fiili böyle biraz tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Açacaksınız din kültürü dersini. Örneğin hac konusunu işlediniz. Hac konusunu tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Bir söz vardır, diyor ki et tekraru ahsen velev kâne 180. Yani diyor ki tekrar güzeldir velev ki 180 kere olsa bile. Arkadaşlar, bu İşlediğimiz konuları tekrar etmezsek öğrendiğimiz şeyleri unuturuz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka tekrarlarımızı yapacağız. Tekrarlarımızı da yaptık. Az önce ödevleri yaptık. Tekrarlarımızı yaptık. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tabii bunları ara vererek yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir sonraki derse hazırlanıyoruz. Yarınki derse. Örneğin bugün Salı günü, yarın Çarşamba. Yarınki derste acaba ben ne işleyeceğim? Yarınki Türkçe dersine bakacağım. Örneğin yarının konusu, ben geçen derste zarf fiili öğrenmiştim. Örnek veriyorum Türkçe'de. Yarın sıfat fiili öğreneceğim. O zaman ben derste bunu işlemeden önce, sıfat fiili işlemeden önce ne yapacağım? Kendim evde sıfat fiile hazırlanacağım. Sıfat fiil konusuna bir göz atacağım. Bir gözüm aşina olacak o konuya ve yarın ben derse gittiğim zaman hoca sıfat fiil hakkında bilgi verdiği zaman ben de o bilgilere yabancı kalmayacağım arkadaşlar. Örneğin din kültürü dersinde hac konusu işlenecek yarınki derste. Siz derse gitmeden önce arkadaşlar hac konusuna bir göz atarsanız yarın derse gittiğiniz zaman, o sonraki derse gittiğiniz zaman göreceksiniz ki derse daha güzel bir şekilde katılmış olacaksınız arkadaşlar. Emin olun, siz bu üç şeyi yapın, başarı çok güzel bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Başarı için kendinizi kasmanıza gerek yok. Çok olağanüstü bir şekilde düşünmenize gerek yok. Emin olun, bunları yapın arkadaşlar ve en sonunda başarıyı elde edeceksiniz arkadaşlar. Bunlar tecrübeyle sabittir ve bu şekilde size tecrübelerimizi aktardık. Umarım bu video güzel ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok ama çok başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.